Evet, bir kez daha merhaba, bir kez daha karşınızdayız. Bugün sabah da buradaydık tabii ki. Sabahki canlı yayınımızdan sonra. Ne oldu Berkem? Sevgili Berkem burada, Örsan burada. İkisine de sevgileri ediyorum. Sabahki paylaş demiştik, paylaşıyoruz şu anda ekranda. Facebook'tan da izleyenlerimiz bizi takip etsinler diye gönderiyoruz. Yayınımızı gönderiyoruz yani. Efendim, biz sabah buradan ayrıldık. Sonra ne oldu? Biz sabah buradan ayrıldık. Meclis toplanamadı. Neden? Çünkü nisaba takıldı meclis. Peki neden nisaba takıldı? Çünkü nisaba takılmaması için Halkın Partisi'nden istifa eden mi, ettirilen mi kelimesini kullanırken dikkat etmek istemiştim. Evet, istifa eden veya ettirilen üç arkadaştan biri gelmemiş. Tu Hasans geldi, diğer arkadaş gelmedi. Diğer arkadaş da kızgın kızgın açıklamalar yaptı. İşte Serdar Denktaş da gelmedi diyor. Ben de izinliyim, o da izinlidir. Onunla neden uğraşmıyorlar? Herkes Serdar Denktaş'ın neden gelmediğini çünkü biliyor da onun için Serdar Denktaş'ın özel bir sağlıkla ilgili sanırım bir sorunu var. Bir yere gitti. Onun için gelemedi veya gidecek. Mesut Genç gelmeyen arkadaşımız. Bugün bizim konuğumuz da var aslında veya vardı. Çünkü geçen gün biz buraya bir vekilimizi çıkardık. Biray Hamzaoğulları'nı. Biray Hamzaoğulları'nın söylediklerine cevap vermek istiyoruz diyen bazı arkadaşlarımız arasında temaslarımız oldu. Bugün 4'ü 20 geçe gelecekti bir arkadaşımız ama henüz bekliyoruz. Olsun, gelmezse de sorun yok. Biz programımızı bir şekilde bitireceğiz, bir şekilde yapacağız. Sevgiyle, saygıyla, sizlerle birlikte. Tabii ki bu arada gündemde nelerimiz var? Gündemde nelerimiz var? Onlara da bakacağız ama gündeme geçmeden önce bazı paylaşımlar var. Çok hoşuma gitti. Bir tanesi Mehmet Ekin Vaiz'in, sevgili Mehmet Ekin Vaiz'in paylaşımı. Tozdan, dövizden, pandemiden bir de meclisin toplanamamasından bahsediyor. Dördü de diyor üst üste geldi. Zor bir sınav, zor bir durum. Gerçekten önemli bir sıkıntı. Bugün havada toz var. Arabaların üstü dün akşam biraz da yağmur yağdı. Neredeyse çamur oldu. Sonra dövizin yükselişi ve hala bakalım bu arada döviz ne olarak görülüyor? Çünkü bizdeki bazı döviz büroları farklı bir şey veriyor. Örneğin şu anda dolar 7,88 olarak görünüyor. Benim baktığım şeyde dolar böyle görülüyor. Euro 9,39, 9,39 olarak görülüyor. Yine benim baktığım sitede İngiltere parası, İngiliz poundu ise şu anda ne olarak görülüyor? 10,89 olarak görülüyor. 10,89 olarak görülüyor. Dolar 7,88, Euro 9,39 ve sterlin 10,89. Bunun tam adı battık bittik meselesidir. Battık bittikle mi uğraşalım bilmiyorum. İlginç bir haber var. Ben bugün meclisin toplanamaması ya da toparlanamaması nedeniyle, nisap sağlanamaması nedeniyle yarın için bir yazı hazırlamaya çalışıyordum. Kesin erken seçim olur dedim. Kesin erken seçim olur. YDP'de çok önemli bir kriz var. YDP'de kim kazanır? Kim kazanır? Maç ortada. Hatta Bertan Zaroğlu'ndan yana İbre'nin daha yüksek olduğunu söyleyen çok insanla karşılaşıyoruz. Ne olur Bertan Bey kazanırsa, ne olur Erhan Bey kazanırsa? Erhan Bey kazanırsa
partiden ayrılmaların çok fazla olacağı iddiaları da var tabii ki. Biz işimize bakalım ama bu arada Günlük gazetesinin internet sayfalarında ilginç bir haber var. Müsteşarlar milletvekili adayı diyor. UBP'nin Girne'den kontenjan adayı olacakları belirtiliyor. İki tane arka arkaya müsteşarlık yapan iki arkadaşımızın, iki doktor kardeşimizin. Bir tanesi Ali Çaygür, bir tanesi de doçent doktor Deren Oygar. Girne'den UBP milletvekili adayı olacakları söyleniyor. Ali Çaygür aynı zamanda Girne bölgesinden biri. Çünkü evi Girne bölgesinde, Doğanköy'de oturuyor. Ama ailesi Teralı Kozanköy'de oturuyor Ali Çaygür'ün. Deren Oygar'ın bilmiyorum ama o da Girne'den aday olacağı söyleniyor. Bu arada Hasan Topal'ın Gazi Mağusa, Mesut Genç'in Girne, Hasan Büyükoğlu'nun Lefkoşa'dan kontenjan adayları olacakları da iddia ediliyor. Mesut Genç'in İskele olacaktı diye düşünüyorum. İskele'den kontenjan adayı olacakları. Hasan Büyükoğlu'nun Güzelyurt'tan değil Lefkoşa'dan kontenjan adayı olacağı iddiaları var. Tabii ki bu da artık seçim, erken seçim atmosferine girdiğimiz iddialarıyla birlikte tartıştığımız konular arasında bence. Peki başka tartıştığımız konular var mı? Evet. Bir hemşire daha pozitif. Hemşire sayısı 10'a çıktı. Doktor sayısı 1'e çıktı. Nisan sonuna kadar yağmur var. Bu da çok güzel bir haber aslında. Bu arada iki tane aslında dört tane önemli tartışma konumuz var. Bir tanesi silah meselesi. Yıllardır silah ruhsatı verilmesi için uğraşıyorum kendime. Ama bir türlü olmadı. Kudret Hoca çok karşıydı, verdirtmediler. Hüseyin Özgürgün çok karşıydı, verdirtmediler. Bir takım olaylar yaşandıktan sonra da artık durum çok daha kritik olacak. Durum çok daha, konuk geldi mi diye bakıyorum Berkem'e ama gelmemiş. Evet, Sayın Kudret Özersay bireysel silahlanmanın denetlenmesi gerektiğini söylüyor. Sosyal medya hesabından paylaştı bunu. Tabii çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Hükümetin bireysel silahlanma konusunda dikkatli olmasını söylüyor ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile toplantı yaparak silahların evlerde, nerelerde nasıl muhafaza edildiklerini, keza canlı mermilerle ilgili nasıl tedbirler aldıklarını ele alıp fiilen etkili şekilde denetlenmesini sağlamaları, kurallara uymayanların ise ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Bu çok önemli bir durum. Biri emekli asker, biri emekli polis. İki olay yaşadık son iki ay içerisinde. Hoca da onlara dikkat çekiyor. Gerçekten çok üzücü olaylar, olmaması gerekirdi. Silah bizim için önemli bir tutkudur. Birçok insan için önemli bir tutkudur. Ama ben İngiltere'de yaşadım. İngiltere'de de silah ruhsatı alamadım. Çok zordu. Neden? Çünkü silah ruhsatı alabilmeniz için evinizde yapmanız gereken yatırım çok büyük. Kilitleyeceksiniz anahtarların ve şifrelerin hiç kimsede olmaması gerekiyor. Bir tek polise bilgi vereceksiniz. Polis gelecek, sürekli sizi kontrol edecek. Burada da öyledir ama burada işte insanlar birazcık bellerine çok fazla takmayı, evde de çekmecede tutmayı, dolabın içerisinde tutmayı, açık ve herkesin ulaşabileceği yerde herhalde tercih ediyorlar. Bu konuda yaşadığımız bu iki üzüntünün bizlere çok büyük ders olmasını, bundan böyle herkesin bir şekilde Metin Emir Ali Bengüsü kardeşim, Murat Gökçe, Gülsen Karalım, Okan Erdem, siz iyi yayınlar. Sevgiler, çok üzücü bir olay. Kesinlikle düşüncelerine katılıyorum. Yani bir şekilde evde muhafaza altında çocukların erişemeyeceği, yani şekilde korunması gerektiği düşüncesindeyim. Birinci tartışmamız bu.
Sizlerin de katkıları olursa sevinirim tabii ki, gerek mesajla, gerek telefon mesajıyla, gerekse Facebook üzerinden bu konudaki düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Ama tabii ki insanların bu güvenlikleri sağladıkları takdirde herhangi bir şekilde bu güvenlikleri sağladıkları takdirde silah alımlarının ertelenmesi gerektiği olayını da fazla kabul etmiyorum aslında. Bu da ayrı bir konu, ayrı bir tartışma olayı. Ama Kudret Özer Say'ın yazdıklarının tümünün altına tabii ki imzamı atarım. Çok güzel şekilde yaptı hocam. Etkili şekilde denetlenme gerekir ve kurallara uymayanların ruhsatlarının iptal edilmesi gerekir diyor. Evet. Şimdi kurallara uymak ve ruhsatın iptal edilmesi meselesi. Gelelim diğer tartışmaya. Nisan ayının 12'sinden itibaren bir beklentimiz var. Turist beklentisi. 3 günlük turist, kapalı turizm denen olay. PCR, çifte PCR, hatta çifte aşılı olanların PCR'ına da gerek duyulmayacak anladığım kadarıyla. Tabii Kudret Özer Say hocamın burada söyledikleri bu konuda da bence öne çıkıyor. Nasıl öne çıkıyor? Mutlaka denetimin burada da etkili olması gerekiyor. Yani silah konusunda ne kadar titiz olursak olalım, denetimin aşı konusunda, girişler konusunda, PCR konusunda da ve oteller konusunda da o kadar çalışır halde olması gerekiyor ki patlarsa elimizde tabanca bize zarar vermesin. Yani silah olayında olduğu gibi. Cengiz Gusela Güzelay kardeşim diyor ki 74 öncesi düşmanlar ile yaşarken bu kadar silahlı değildik. Oysa içimizde düşman yokken nedir bu silahlar ile yatıp kalkmak? Abi bu silah olayı başka türlü bir olaydır. Yani bunu açıklamak çok kolay bir şey değil. Silah bir tutkudur mutlaka ve bu işin çok iyi, çok ciddi silah sever birinin en iyi şekilde tedbirini alacağından da ben eminim. Ama tabii ki böyle durumlarda her gün İçişleri Bakanlığı'na gidip bakanı veya müsteşarını rahatsız etmek de artık bir çare olmanın ötesine geçiyor. Sadece tabanca olarak düşünmeyelim. Binlerce ava meraklı arkadaşımız var ve bu konuda çift emniyetli bir yerde muhafaza edilmelidir. Av tüfekleri de diyor Okan Erdemsiz dostumuz. Bu da doğru. Sadece tabanca olarak düşünmeyelim. Hatta bazı av tüfekleri çok daha kolay bir şekilde tabancadan kullanılabilir. Tabii ki Cengiz Gusela'nın söylediği 74 öncesi meselesi, 74 öncesi tabancaya ulaşmak mümkün değildi tabii ki. Çünkü o dönemde çok daha zordu bazı şeyler. Ama yine de 74 öncesi herkesin evinde bile bazılarının güzel silahları vardı. Çünkü o dönemde farklıydı durum. 74 sonrasında da oldu. Sonra toplandı. Güney Kıbrıs'ta hemen hemen yılda birkaç kez seferilerin sorun çıkardığı söyleniyor. Çünkü güneyde seferi askerler silahlarını, zimmetli silahlarını evlerinde tutuyorlar ama zimmetli silah aslında önemli olan zimmetli silahla bir şey yapamazsınız. Çünkü anında saptanır. Aynı şekilde tabanca da öyledir. Kontrollü, polis kontrol ettiği zaman, merminizi saydığı zaman balistik inceleme hemen ortaya çıkarır gibi bir durum söz konusudur. Fazla anladığımdan değil ama bize de söylenenler bunlardır. Ancak tekrar ediyorum, Kudret Özer Say'ın söylediği gibi silahta denetim çok önemli.
Muhafaza kilitli muhafaza çok önemli. Çocukların ulaşamayacağı şekilde, kimsenin ulaşamayacağı şekilde. Hırsız da eve girerse açamayacak. Öyle bir dolabınızın olması lazım ki İngiltere'de öyledir. Bu çok önemli. Çelik dolabınızın olması lazım. Yerinin gizli saklı olması lazım. Genellikle tavan arasına monte ediyorlar falan filan. Ve geri dönelim. Aşı PCR olayı ve 12 Nisan'da açılması beklenen turizm olayı. Açmazsak olur mu turizm meselesini? Bugün Halkın Sesi gazetemiz buradaydı, ayırdım onu. Ne yapmamız gerekir bu konuda? Bu konuda pandemi ile birlikte en büyük zararı gören sektörlerin başında gelen turizm sektörü, ülkeye 3 günlük karantinasız gelişlerin derhal başlamasını istiyor. Ercan Turhan kardeşimiz, Oteliciler Birliği, Kasino İşletmeciler Birliği'nin as başkanı, Merit Kristalkov Otel Genel Müdürü, çift PCR ile ülkeye 3 günlük gelişlerin karantinasız şekilde başlatılmasına hemen izin verilmesini talep etti. Türkiye'de çift aşı olan herkese de kapıların açılmasını istedi. Pandemi öncesine kadar ülkenin turizmden yıllık gelirinin 960 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Ercan Turhan, bu yıl ise bu gelirin 200 milyon doları bile bulamayacağını vurguladı. Turhan, kapıların açılmadığı takdirde ülkede çok büyük iflaslar yaşanacağı konusunda uyarı yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta yatırımcı düşmanlığı olduğunu ifade etti Turhan. Bu çok önemli. Ülkenin gelişmesi, kalkınması istenmiyor. Hatta mevcutları da kaçırabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hükümetler de o uğruna korkak davranıyor dedi. Bu konuyu tartışalım. Kuzey Kıbrıs'ta yatırımcı düşmanlığı var mı konusunu? Kuzey Kıbrıs'ta yatırımcı düşmanlığı vardır. Ama bunun suçluları arasında yatırımcı rolünde ülkeye gelen hırsızlar da söz konusudur Ercan Bey. Yani evet, bu ülkeye gerçekten çok güzel yatırımlar yapan ve çok iyi işler başaran ve yaptığı yatırımlar tabii ki gelecekte bu devletin bir şekilde mülkü olacak söz, bir takım güzellikler söz konusudur. Ve gerçekten turizm sektörünün çökmesi, otellerin kapanması sadece otellere veya turizme zarar vermemiştir. Üretimi çok ciddi şekilde sakatlamıştır. Üretimi çok şekilde işlemez hale getirmiştir. Dolayısıyla 12 Nisan'da 3 günlük kapalı turizm olayına karşı değilim. Ama devletin denetim gücünün hangi seviyede olduğunu tartışabilirim tabii ki. Bence devlet çok iyi bir noktada değil. Bugün ikinci konumuz silahtan sonra bu olsun. Üçüncü tartışacağımız konu aşı. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında aşıyla ilgili sürekli atışmalar var. Ama İngilizlerin yaptığı aşı şu anda Avrupa'ya da, Almanya'ya özellikle gidiyor. AstraZeneca, Oxford aşısı. İngiltere'de cumartesi günü 900 bine yakın, bir gün içerisinde 900 bin aşı yapıldı. Aynı ekibi bize getireceksin, koyacaksın onlara uçağa, gelecekler. 900 bin aşı yapacaklar ve dönecekler. KKTC ile Güney Kıbrıs bir günde aşılanır. Güzelliğe bakın. Şimdi sık sık Londra'dan Kıbrıs'la ilgili sağdan veya soldan, iki devletli veya federal fark etmiyor, konuşan çok küçük miktarda gruplar var. Yani Londra'da yaşayan insanların tümünün şu anda Kıbrıs'ı düşünüp Kıbrıs sorunuyla yatıp kalktıklarını hayal etmek eskiden belki, ama şimdi zaman çok değişti. Ancak yine hala Kıbrıs'la yatıp Kıbrıs'la kalkan ve bu doğrultuda kendi çapı içerisinde siyaset yapan, televizyon programları organize eden, yazılar yazan çok insanımız var. Burayla ilişkilerini sürekli canlı tutan, hatta seçim dönemlerinde burada kayda olup gelip oy kullanan, yasa dışı olmasına rağmen, yani yasayı bir şekilde deliyorlar burada, ikamet ediyorlarmış gibi görünüyorlar ama aslında değiller.
Şimdi Kıbrıs'ın tabii ki geleceğiz. Beşinci konumuz Kıbrıs meselesi olacak. Kıbrıs konusunu konuşacağız. Ama Kıbrıs meselesini konuşmaktan çok şu anda bizim çok ciddi bir aşı sorunumuz var. Çünkü açılırsak da aşıya ihtiyacımız var. Turist açısından, turizm açısından. Açılmasak da sağlık açısından kendimizin çok ciddi ihtiyacı var. Ve bizim Türkiye'den başka kapımız da yok. Şu anda Türkiye'de de aşı yok. İngiltere bizim için en rahat, en kolay ulaşabileceğimiz noktadır. Çünkü hem orada ciddi sayıda kalabalık bir nüfusumuz var, hem de aktif siyasette yer alan insanlarımız var artık. Özellikle belediye seviyesinde, Lordlar Kamarası'nda bir Kıbrıslı Türk kökenli arkadaşımız, kardeşimiz, ablamız var. Bu insanları Kıbrıs'taki çözümün şeklinin federal, konfederal, iki devletli veya zurna şeklinde olmasıyla ilgilenmelerinin ötesinde ben lobi güçlerini varsa aşıya yöneltmelerini çok ciddi şekilde rica ediyorum. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın da, Başbakanlığı'nın da, Cumhurbaşkanlığı'nın da özel çaba göstermesini, oradaki temsilciliğin, oradaki dernekleri bir şekilde örgütlemesini, harekete geçirmesini ve Türkiye'nin yaptığı gibi hibe şeklinde de değil, parasıyla aşıların satın alınması gerektiğini ve bunun içinde buradaki daha önce bu faaliyete soyunma iddiasıyla çaba harcayan ve öne çıkan, ben alacağım aldıracağım diyen insanların parayı ortaya koyması ve bir şekilde bir miktar, önemli miktar aşıya ulaşılması gerektiği inancındayım. Ve bunun çok zor olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü şu anda Avrupa Birliği ile sıkıntı yaşayan İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs'tan gelecek bu insani talebe herhangi bir şekilde siyasi engel yaratmayacağını, kimsenin bu konuda siyasi engel yaratamayacağını da çok ciddi bir şekilde düşünüyorum. Ve bugünkü üçüncü konumuz buydu diyorum. Aşıya çok ihtiyacımız var. Ve biz bu konuya pek girmeyecektik gibime geliyor ama girelim. Dün güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu ülke 190 ülke içerisinde 162. falan sırada. Orman zenginliği açısından, ağaç zenginliği açısından. Biz ağaç fakiriyiz, orman fakiriyiz. Askerliğimi yaptığım, askerliğimin önemli bir süresini yaptığım Erenköy'de dün Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Ve oraya 1571 fidan dikildi Erenköy'e. Erenköy'e 1571 fidan dikilmesi Osmanlıların 1571 yılında Kıbrıs'ı fetih tarihiyle bağdaştırıldı. Kimin fikriydi, kimin aklının ürünüydü tartışmasını yapmaya gerek yok. Oraya 1571 tane ağaç dikmek elbette ki çok güzel. Ama 1571 yerine rakamın 1964 olması gerektiği üzerinde duranlar var ki bu da diyor ki bize 393 fidan daha dikelim. Çünkü Erenköy'e dikecekseniz bir anıt ağacı
Keşke 1964 dikeydiniz. 1571'i nereden çıkardınız? Çanakkale rakamı daha yakındı geçen gün. Keşke 1918'den de dikeydiniz. Çanakkale ile Erenköy mücadelesinin bana göre siyasi anlamda çok benzer yanları var. Çok ilgilendim çünkü o meseleyle. Erdoğan Akkılınç kardeşimize selamlarını gönderiyor. Biz de onlara gönderiyoruz. Çok çok sağ olsunlar. Yeşilırmak köyümüze, bizim canımız ciğerimizdir. Limancığımız da bitiyor. Artık her şey daha güzel olacak. Gidip haberini de yapacak sevgili Dillirgalılar Derneği Başkanı John Aziz bu konuda bizi sürekli uyarıyor. Yapın diyor, oraya çok güzel oldu diyor. Ve teşekkür edelim yapanlara. Tamam Aziz abi hiç merak etme yapacak ama hazır olduğunda söyledik köylülere sen hiç merak etme. Evet geri dönelim konuya. Erenköy ile Çanakkale'nin benzerliği nedir? Orada kazanılan zaferler aslında Kurtuluş Savaşı'nı ve 1974'ü bir şekilde taşımıştır. Çünkü Erenköy'de kazanılan zafer dersek ya da Erenköy'de gerçekleştirilen direniş Kıbrıs Türkü'nün, Kıbrıs Türkü açısından çok önemli bir direniştir. Şunu da söylemek zorundayım. Dayım ve amcam Erenköy mücahitleridir. Babam Yeşilırmak askeridir. Biz o bölgenin insanlarıyız ayrıca. Erenköy benim kendi askerlik yaptığım bir yerdir. Taşını, toprağını aşkla sevdiğim bu ülkenin en önemli aşk noktalarından bir tanesidir. Ve Erenköy'ün 1571 rakamıyla bağdaştırılması aslında komiktir, saçmalıktır. Keşke 1964 olsaydı. Ha, büyütülmeli midir bu mesele? Ona gerek yok. Çünkü biraz da organizeyi üstlenen cehalete veriyorum ben bu meseleyi. Biraz cehalet var içerisinde. Hatta şöyle yapılabilirdi. 8 tane şu ağaçtan, 8 tane şu ağaçtan, 1964 tane de şu ağaçlardan denilebilirdi. 8 Ağustos 1964'tür çünkü tarih. Erenköy'de sabah da söyledik, yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet şehitlere ve hayatta kalanların tümüne sağlık, sıhhat dileyelim. En başta amcam tabii ki. Dayımı kaybettik. Allah rahmet eylesin. İkisi de çok Erenköy anılarına önem veren insanlardı. Amcam hala Erenköy'e kapıların açık olduğu dönemde çeşitli grupların, öğrencilerin götürülüp getirilmesine gönüllü olarak rehberlik eden bir insan. Erenköy'ü ve kendi köyünü, anılarını an be an hatırlayan bir insan. Haliyle onlar gibi insanlara geçmişte bu konuda bugün bazı tepkiler var. Facebook'ta da gördük. Bir Erenköy mücahidinin oğlunun tepkisi var. Reşat Kansoy'un tepkisi var. Reşat Kansoy'un tepkisi biraz da sert bir tepki. Onu okumadan geçmeyeceğim tabii ki. Köyün minareleri göründü. Girne'nin adını 14 Ağustos 2001 olarak değiştireceksiniz bu gidişle. Erenköy direnişine katılmak için bir takım elbisesini ve kitaplarını satan Süleyman Uluçamgili de mi unuttunuz? 1500 fidan ha? Erdal Camgöz de mi aklınıza gelmedi fidanlara dikerken niceleri? Fetih zihniyetiyle ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Naci Talat Usar'ın kemiklerini sızlattınız. Annesinin zeytin ağacı için Erenköy'e varan gençler ve Naci Talat bakın mektubunda ne yazmış. Kıbrıs'ta en talihsiz mücahit Erenköy mücahididir. Güçlükler boynumuzu bükmüyor. Ne düşman karşısında bulunmaktan korkuyoruz. Fakat
güçlükler boynumuzu bükmüyor. Ne de düşman karşısında bulunmaktan korkuyoruz. Fakat bu sıkıntılar, bu hasretlik belimizi büktü. Mektup yazmaktan bıkmadığım halde kağıt bittiği için mektubu bitirmek mecburiyetindeyim. Selamlar. Not. Mektubu kandil ışığında yazdım. Ne hoş değil mi? Naci Talat, 4 Şubat 1965. Bu koltuklar diyor Reşat Kansoy, altınızdan gidecek. Çöreklendiğiniz mevkiler bir gün bitecek. 1571 defa tarih sizin yüzünüze tükürecek demiş. Çok sert oldu bu açıklama tabii ki. Ama haklı haksız, Sabah Hüseyin Ekmekçi programda bu konuyu çok eleştirdi. Orman Dairesi Müdürü aramış Hüseyin Ekmekçi'yi. Eleştirmişsin ha demiş. Hüseyin Ekmekçi paylaşıyor. Türk olsan 1571 nedir onu bilin gibisinden de bir akıl vermiş ki en çirkin akıl bu akıldır diye düşünüyorum. Bu sanırım son derece önemli bir konu, önemli bir durum diye düşünüyorum. Hakan Gündüz hocamızın da burada zaman zaman programlarımıza da aldığımız Hakan Gündüz, o da bir Erenköy mücahidinin oğlu olarak dün dikkatimi çekti. Siyasetin hamaset temelli gösteri sahnesi olan Erenköy'e ne alakaysa 1571 tane ağaç dikilmiş. Alakanın kelliğini düşünürken 1571'lerin esas temeli Fatih'in bir deyişi aklıma geliverdi diyor. Ve Fatih'in deyişi suydu. Şuydu. Vebal nedir bilir misin? Hak etmeyenlere makam mevki vermektir. Evet, altında soruyor birçok insan. Neden 1964 değil de 1571? Bu konu bence önemli bir konu. Kimsenin kırılmasına, kimsenin üzülmesine gerek yok. Bu konu bence tartışılmalı bir miktar. Ve bu konuda yapılan hata bir şekilde düzeltilmeli diye düşünüyorum tabii ki. Ama bizim düşüncemiz bilmiyoruz. Gerçek bir yurtsever ve turizm duayenimizdir. Erdal Camgöz abim nurlarda uyusun dedi Cengiz Gusela Güzelay. Kökten çözüm düşünülür herhalde Serhat'ım. Ne 64 ne de 74. Taner Şah'ın yorumu da bu. Bu da ilginç bir yorum tabii ki. Selamlar Taner abim. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum sizlere. Ve keşke 8 çam ağacı, 8 erik ağacı, işte 1964'ta başka türlü ağaç dikseydiniz oralara. Erenköy'ü de tartıştık, 12 Nisan'ı da tartıştık, 3 gün uçuşlar, aşı var mı, Londralılar aşı var mı, onu da tartıştık, dövizden bahsettik. Mehmet Ekin Vaiz kardeşimin toz döviz meclis pandemi durumunu da tartıştık. Meclis işini de tartıştık. Meclis siyasetimiz bu. Ben bir şey istedim, bana vermediniz demiş olabilir. Haklı olarak. Çünkü böyle dönüyor siyaset. Burada siyaset böyle yapılıyor bu ülkede. Başka türlü yapılmıyor. Ve gelelim beşinci meselemize. Beşinci meselemiz Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesiyle ilgili artık bazı konularda, bazı görüşlerde ortaya atılıyor, atılmaya başlandı. Önemli yazılardan bir tanesi, bugün Sayın Reşat Akar'ın yazısı, Diyalog Gazetesi'nin 5. sayfasında. Birlikte okuyalım bu yazıyı bence. Cenevre'de gerçekleşecek olan Beşli Konferans adanın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Adına gayri resmi dense de bundan sonraki adımların ne olacağını belirleyecek bir buluşma gerçekleşecek. Kuşkusuz
bu sürecin en iyi ve en sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Kıbrıslı Türkler olarak 1974 öncesinde çok büyük acılar yaşadık. Rumlara sorarsanız onlar da 1974 sonrasında acı yaşadıklarını söylüyorlar. Bu da doğru. Ne var ki 1974'ü davet eden, 1963'te başlayan saldırılar ve sonrasında 15 Temmuz 1974 faşist Yunan cuntasının darbesiydi. Bu gerçekleri herkesin bilmesi ve daima söylemesi gerekiyor. Çünkü Rum okullarında 1974 öncesindeki olaylardan söz edilmiyor. Gelecekteki benzeri acıların yaşanmaması için iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacak adımların bundan sonra daha hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Pandemi gerekçesiyle kapanan sınır kapılarının yeniden açılması bunlardan bir tanesidir. Bir diğeri, iki toplumlu etkinliklere ve ortak ticarete ağırlık verilmesidir. Bunu başarabilir miyiz? Elbette kolay değildir. Öncelikle siyasilerin ve basının bu konuda adım atması gerekiyor. Peki çözüm olacak mı? Kıbrıslı Türkler affedicidir. Kızıp bağırsak da bir süre sonra değişen, affedebilen ve kin tutmayan insanlarız. Yaşanan büyük acılara karşın 24 Nisan 2004 referandumunda Annan planına evet diyen bir toplumda kin ve nefret duygusu aranmaz. Yeniden göç etme ve sıkıntıya düşme pahasına evet diyen bu halka Türkiye dışında hiç kimse yardımcı olmadı. Hatta kendi yöneticileri ve sivil toplum örgütleri dahi bu halka doğru dürüst hizmet etmedi. Elde edilen paha biçilmez olanaklara karşın burada Avrupa standartlarında bir yaşam düzeni kurulmadı. Yağmur yağdığında kentlerimiz hala sular altında kalıyorsa, kanalizasyon boruları tıkanıyor, kentlerimiz lağım sularıyla yıkanıyorsa, otobüs terminallerimiz çatılarında hala asbestli malzemeler duruyorsa, hayvanlarımız hastalıktan kırılıyorsa, insanlar çocuklarını götürebilecek bir luna park dahi bulamıyor, çareyi güneyde arıyorsa, dağlarımızın oyulmasına, ormanlarımızın, sahillerimizin çöplük haline getirilmesine göz yumuluyorsa, insanlar elbette mutlu olamazlar. Ve öyle bir noktaya gelirler ki, olsun da nasıl isterse bir çözüm olsun demeye başlarlar. Son zamanlarda yaşananlar, halkı bu yönde tetikliyor gibi. İyi haftalar demiş Sayın Reşat Akar bugünkü yazısında. Bence çok güzel söylemiş ve çok önemli söylemiş. Cenevre'ye gider iken diye yazmışız biz de. Bugün bu yazımız Gıynık Gazetesi'nde ve Gündem Kıbrıs'ta yayınlandı. Büyük bir ihtimalle yarın Avrupa Gazetesi'nde de yayınlanacak. Buna da bir bakalım. Çünkü bu olay önemli. Kıbrıs meselesi çok önemli. Sabah okuduk ama şimdi izleyenler, sabah izlememiş, okumamış olanlar için bir kez daha okumuş olalım. Cenevre'ye gider iken, Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Biz Üsküdar'a gitmiyor, Cenevre'ye gidiyoruz. Ve Cenevre'ye gider iken ya da giderken veya giderkana yağmur olup olmaması hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ama siyasi pozisyonlar acayip ilgilendiriyor. İstikrarlı, ne istediğini bilir ve birlik olarak orada olmak önemli mi? Sanırım çok önemli. Bu kadar zamandır sürdürülen müzakere sürecinde birlik mi vardı da şimdi birlik arıyorsun? Bu sorunun yanıtı şudur. Evet, en azından görüntü birlikti. Yani her türlü siyasi çekişmeye rağmen Türk tarafı dediğimiz Türkiye ve KKTC'den oluşan taraf bir olarak müzakerelerde endam eğiliyordu. Şu anda
Öyle değil. Bence şu anda Türk tarafının pozisyonunda ciddi bir kaos var. Ve bu kaos hayra alamet olarak değerlendirilemez. Oturup konuşmak, anlaşmak, uzlaşarak Cenevre'ye gitmek gerekir inancındayım. Kaosun sebebi ne? Gayet açık, yazmaya gerek var mı sanmıyorum. Bir tarihçeye bakalım. Sene 1878, İngilizler adayı Osmanlı'dan kiralamış. Sebebi şuydu buydu bırakın. Ülkede en güçlü kurum Ortodoks Kilisesi. Bu kilisenin dini ve siyasi toparlayıcılığı çerçevesinde 1820'lerde Yunanistan'da başlayan Osmanlı-Türk karşıtı ayaklanmalar Kıbrıs'a da dini bağlarla sirayet etmiş durumda. Mesela 1940'lı yılların sonlarına doğru ülkedeki ilk siyasi cinayetin Karmi köyünde işlendiği iddia edilir. Bıçaklanarak yaralanan kişi gazafanalı bir zaptiyedir veya gazafanada yaşam süren bir Osmanlı zaptiyesi. Yaralı zaptiye atının üzerine bağlanır, at gece yolu bulup gazafanaya kadar gelir ama yaralı zaptiye ölmüştür. Bir düğünde olur bu olay. Başka gün yazarım ayrıntılarında. Çok güzel ayrıntılar değil bunlar. Adadaki Müslüman ahali hiçbir zaman Ortodoks ahali kadar örgütlü olmaz. 1914'te hani Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile İngiliz farklı tarafta olur. Aldık bizimdir gayrı der İngiliz. O zaman bunu dediklerinde de 1923'te Lozan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi verdik sizindir dediklerinde de Rumlar hep örgütlüdür. 1931'deki isyanda ne istediklerini bilirler. 1945'ten sonra yanlarına güçlü komünistleri de çekmeyi başarırlar. Tek hedefleri vardır, Enosis. Peki Kıbrıslı Türkler? Kıbrıslı Türkler örgütsüzdür. Örgütlenme cılızdır. Kıbrıslı Türkler arasında Osmanlı'ya iade veya Taksim gibi fikirler 57'de filizlenir, 58'de fidanlaşır resmen. Artık hedef bellidir. İstirdat. Nedir istirdat? TMT'nin hedefidir. Adanın eski mülk sahibine iadesi. Adanın eski mülk sahibi olan Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti'ne verilmesi. Sonradan en azından yarısı uygun görülür ve adına da Taksim denir. Sene 1960. İngilizler kendilerine gerekli olanı alıp başınızdan Beytambal kalsın anlaşmalarını yaptırıp adayı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne devreder. Devreder devretmesini ama alttan Amerika ile birlikte ektikleri düşmanlık tohumlarının iyi ağaç olması için beslemeye, ilaçlamaya ve kışkırtmaya hep devam eder. İngilizlerin aslında Kıbrıs ile ilgili istediği bir şey kalmamıştır. Çünkü muhteşem ve yeterli iki büyük üsleri, dinleme tesisleri, diledikleri noktalarda Amerika ile paylaştıkları merkezleri vardır. Rumların Enosis hayali hiç bitmez. Kıbrıslı Türkler Taksim hedefini hiç küçültmez. Derken 63'te beklenen gerçekleşir, ortalık karışır. 64 yılının Mart ayı başlarında devreye en resmi haliyle BEME kısa adıyla bilinen dünyanın en gereksiz varlığı karışır. Rumların veya Kıbrıslı Türklerin hedefleri değişir mi? İlk defa Rumlar için de Enosis'ten uzaklaşmalar başlar. Türkler hala Taksim'dedir. Enosis'ten uzaklaşmalar başladığı zaman Yunanistan'daki Enosisçilerle Kıbrıs'taki Enosisçiler 15 Temmuz 1974'te haydi bu işi bitirelim hatasına düşerler. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'ni adaya sokmamak için 55-58 yıllarında her türlü örgütlenme tedbirini Enosis ve Taksim hayalleri içerisinde özümseten Amerikan önderliğindeki egemen oluşum 15 Temmuz hatasını çok iyi değerlendirip Türkiye'ye görevini yap müsamahasını gösterir. O müsamaha neticesinde de Türkiye 20 Temmuz 1974 sabahı adaya çıkar. Rumların
o günden sonraki siyasetini belirleyenler Enosis'i terk etmek zorunda kalır. Evet, zorunda kalır. Çünkü adanın yarısı artık kendi kontrollerinde değildir ve o yarısındaki mülklerini geri almak, göç etmek zorunda kalan sahiplerine vermek, o mülkleri kullanmaya başlayan Türkiye'den getirilen nüfusu geri göndermek ve üzerindeki askeri üstünlüğü sağlamış bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni adadan çıkarmak gibi üç hedefe odaklanırlar. Buna İngilizce Free R's, 3 R derler. Return of the refugees, yani kendi Rum göçmenlerinin evlerine geri dönmeleri. Repatriation of Turkish settlers diyorlar, Türkiye'li göçmenlerin geri gönderilmesi. Ve tabii ki red ediyorlar, refuse ediyorlar. Üçüncü R, o da return'dür galiba. Return of the Turkish army, Turkish'in buradan atılması, onu unuttum. Üçüncü R'yi, ama biri return'dür, biri repatriation'dır. Zaten AB denen kuruma tam üyelik hediyesiyle birlikte, ki o hediye Türk tarafının başarısız dış siyasetinin hediyesidir. Allah bizi korusun, Cenevre'de de aynı başarısızlık yaşanırsa, yani bizim üstümüze kalırsa, ikinci bir büyük felaket yaşarız. Çünkü birinci büyük felaket Rumların tek başlarına AB içine girmeleridir. Bu bizim verdiğimiz onaylarla mümkün olmuştur. Tarih bunu çok açık bir şekilde yazmaktadır. Karşılığında alınan tavizler elbette vardır ama tam üyelik Türk tarafının Rumlara hediyesidir. Enosis kısacası bir şekilde gerçekleşmiştir. Türkiye 1974 sonraki yıllarda 1878, 1923 veya 1960'lardaki ağır ağır pasiften aktife yükselen pozisyonunu artık en ağırlıklı aktör pozisyonuna taşır. Şu anda Türkiye baş aktör, yıldızdır Kıbrıs meselesinde. Bir yanda yasal olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 1960 durumuna geri döndürmek gibi bir sorumluluğu olsa da asıl hedef bundan çok farklı bir hedeftir. O da ben bir daha buradan ayrılmamdır. Rumların ünlü sloganı Molon lave, sıkıysa gel al, şu anda Türkiye tarafından hiç dillendirilmese de sıkıysa gel çıkar noktasındadır. Amerika, kadim dostu Türkiye'nin pozisyonundan asla hiçbir zaman rahatsız değildir. İngiltere'nin pozisyonunda gıdım değişiklik olmamıştır, olmaması da sağlanmıştır. Yunanistan çuvallamıştır. Enosis bitmiş veya minik bir ah çekmeye dönüşmüştür ama bu ülke Kıbrıs'la alakalı tamamen dertsizdir. Kıbrıslı Rumlar, evet, toprak, mülk, mal, ev, bahçe, fabrika, otel, motel kaybetmiştir, göç etmiştir. Ama 1964 Mart ayında elde ettikleri siyasi avantaj gereği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üzerine oturmuş, kısa sürede güneyde refahı yeniden yakalamıştır. Rumların dertleri daha çok yukarıda saydığım gibi ruhani dertlerdir. Rum göçmenler evlerine dönecek, Türkiye'den gelen göçmenler geri gidecek, Türk askeri çekilecek. Bu ruhani taleplerini, yani bunun fiziki olarak mümkün olmayacağını biliyorlar. Ama sürekli ruhani talep olarak bunları inanç belirterek, mağdur duruma da düşerek dünyaya çok iyi anlatmayı başarıp gül gibi geçinmekte, çözüm mözüm işlerini de hep bu ruhani işlerle sürdürmektedirler. Peki biz Kıbrıslı Türkler? Kıbrıslı Türklerin mutluluğu 1974'ten sonra çok kısa sürmüştür. İlk 10 yılda binlerce Kıbrıslı Türk göç etmiştir. Türkiye'den binlerce göçmen getirilmiştir. İskan skandalları, mal mülk ganimeti hiç paylaşılamaz. Ama en önemlisi, bu skandal ganimetçilik işi Kıbrıslı Türkleri ve haliyle Türkiye'yi ne yazık ki
işgalci, istilacı gibi tırnak içinde söylüyorum pozisyonlara sokmuştur. İki devlet kurar Kıbrıslı Türkler. İkisi bir etmez ne yazık ki çünkü tanınmaz. Tanınması için de kimse girişim yapmaz. Kısa sürede KKTC resmi adı verilen Kuzey Kıbrıs coğrafyası yasal anlamda Türkiye'nin alt yönetimi, gerçek anlamda da Türkiye'nin arka bahçesi olur. Şu anda Cenevre'ye gider iken ne istediği konusunda ciddi kaos ve karmaşa yaşayan tek grup Kıbrıslı Türklerdir. Evet, Kıbrıslı Türkler ne istiyor? Türkiye ile etle ve tırnağız, Türkiye ne isterse o mu? Değil. Bu noktada olmayan ciddi sayıda veya oranda Kıbrıslı Türk var. Türkiye gibi düşünenlerin tuzu kuru. Daha ötekiler katsınlar mı? Öyle dedi bugün bazı gazeteler. Defolup gitsinler mi? Kimi kimin vatanından kovuyorsunuz sorusu hiç mi yok? Evet, bir ay kadar sonra Cenevre'ye gidiyoruz ve ne istediğimizi bilmiyoruz. Türkiye biliyor, biz bilmiyoruz. Egemen eşit iki devlet mi yoksa federal çözüm mü? Biz mi karar vereceğiz yoksa Türkiye mi? Türkiye ile ayrımız gayrımız olamaz diyenler de var. Tersini savunanlar da sonuç bu ortamda Cenevre'den hiçbir şey çıkmaz. Rumlar oradan geri döner. Kıbrıs Cumhuriyeti mis gibi ellerinde. Türkiye'nin hiçbir şey umurunda değil. Yunanistan'ın ta topuzuna, İngiltere'nin üstleri Oraş'ta, Amerika'nın derdi mi vardı? Kıbrıslı Türkler mi? Sezen Aksu yıllardır söylüyor. İşte biz o gün tükeneceğiz. Evet. İşin en acı tarafı nedir peki biliyor musunuz? Bu yazı bitti şimdi de. Yazı bitti, ben başka bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerinde yaşam süren Kıbrıslı Türklerin tamamına yakını. Yasal devletin veya yasal başka bir devletin pasaportunun taşıyıcısıdır. Ve çifte vatandaşlık diye bir anlaşması da yoktur. Olamaz zaten. Yani hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı mümkün değildir yasal olarak. Hem İngiliz vatandaşlığı hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı da mümkün değildir. Siz egemen devleti savunuyorsanız, bir zaman gündeme gelmişti. Bunu savunan herkes, bakın çok yürekten söylüyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, Denktaş zamanında da gündeme gelmişti bu. Bugün Denktaş Bey ile ilgili çok ilginç bir şey duydum, öğrendim, araştırmasına hemen başladım. Denktaş birilerini bir zaman mahkemeye vermiş. Çok önemli bir olay. Çok önemli bir mahkeme. Çok böyle gerçek anlamda Türk düşmanlığıyla alakalı bir mahkeme. Olay çok büyük bir olay. Çok korkunç bir olay. Fırtınalar kopacak bu ülkede eğer gerçekse ve belgelerini bulursak. Fırtınalar kopacak. Çünkü bütün barışseverleri, bütün şunları bunları, hatta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı bile her gün bombalayan, darmadağın eden, şey yapan böyle, sürekli hakaret eden, sürekli vatan haini ilan eden bazı durumlar var. O durumlarla ilgili bir mahkeme iddiası var. O mahkeme iddiası doğruysa ortalık darmadağın olacak. Her neyse. Denktaş Bey döneminde de, Denktaş dedim de aklıma geldi. Denktaş Bey döneminde de bu pasaport işi gündeme gelmişti. Ben çağrı yapıyorum. Egemen eşit devlet iddiasında olan herkes, çifte vatandaşlık anlaşması yapıncaya kadar başka devlet, en başta da Kıbrıs Cumhuriyeti, çocukları ve torunları dahil ama bütün hepsi,
müzakere heyetinde olan kardeşlerimizin de tamamı pasaportlarını bana versinler. Yakacağım. Yakacağım. Ben o pasaportları yakacağım. Ya da isim isim herkesin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ve İngilizlere bildirilmesi gerekiyor. İsim isim. Bu adam Republic of Cyprus. Bu kadın British. Bu adam Republic of Cyprus passport holder'dir. Nereden aldı bu hakkı? Bu konulara açıklık getirmemiz, açıklık kazandırmamız gerekiyor. Birbirimizi severek ve sayarak, hakaret ederek, kavga ederek değil, çıkar kavgası değildir yaptığımız, bu yaptığımız çözüm kavgasıdır. Doğru bir kavgadır. Kimseye de küs değil, kimseye de kırgın değiliz. Herkesin her görüşüne de saygımız sonsuzdur. Ama ayrı ve egemen, eşit devlet isteyen, lütfen çocuklarının ve kendinin pasaportçuğunu bana veya isterlerse Reşat Bey'e göndersinler. Burada Reşat Bey'in ne yazısı var? Bizi kandırmayın yani. Çünkü bir ülkenin birinci belgesi pasaportudur. Mesut Özil Türk kökenli bir Almandır. O kadar. Anladınız? Kıbrıslı Türk kökenli Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı veya Kıbrıslı Türk kökenli İngiliz vatandaşı olmak ikili anlaşma olursa ancak mümkün olacaktır. Burada ikili anlaşma bize pasaport şansı vermiyor. O zaman ötekilerin pasaportunu lütfen iade edin ki size inanalım. Veya AB müzakerelerde olamaz diyorsanız siz müzakerelere gitmem deyin, size inanalım. Anladınız? Bizi siyasetsiz bırakmayın. Olay budur. Lütfen. Biz sizleri çok seviyoruz ve güveniyoruz. Bizi siyasetsiz bırakmayın. Şu anda siyasetsiz bıraktınız. Oturun, konuşalım, anlaşalım. Tabii ki Türkiye ile de birlikte. İlla ki federal çözüm, illa ki şu bu olsun demiyor kimse. Ama mevcut şekilde gidip de kavga edeceksek ki bu işi çok iyi bilen insanlar uyarıyor. Yıllarca bu işlerin içinde bulunmuş Özdilnamiler, Fikri Toroslar, hatta Kudret Özersaylar uyarıyor. Dikkatli olmak lazım. Politika bizi Kıbrıslı Rumları tek başlarına AB üyesi yaptığımız dönemdeki gibi zarara götürebilir. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Mesaj gönderen herkese, anneme de çok güzel bir programdı diyor. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Herkese saygılarımızı sunuyoruz. Yarın sabah 07.30'da burada olacağız. Yarınki konuğumuz Sayın Erek Çağatay olacak. Erek Çağatay bir diplomat, aynı zamanda Halkın Partisi'nin de milletvekili. Bu konuları onunla da sohbet edeceğiz elbette. Sizlerin de soruları varsa programımızın son 40 dakikasında Sayın Erek Çağatay'a sorabilirsiniz. Çarşamba sabahı konuğumuz Sayın Rasih Reşat gazeteci arkadaşımız. Perşembe sabahı konuğumuz Sayın Hasan Tosunoğlu Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı. Onunla sohbet edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Örsan Balıkçıoğlu'nun, Berkem'in, Berkem Redif'in, Bilal Koç kardeşim, Hasan Koç ve Bilal Kel kardeşimin ve Rabia'nın soyadını bilmiyorum ama ne yazık ki. Neydi? Donat. Yavuz, ha?
Rabia Çolak. Rabia Çolak, Bilal Kel ve Hasan Koç. Bilal Koç dediğinde Hasan ve Bilal'ı mix etmiş olun. Bilal Kel'e, Hasan Koç'a, Rabia Çolak'a çok teşekkür ediyorum. Örsan kardeşime ve Berkem kardeşime de. Kanal T'den tabii ki ayrılmıyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Akdeniz'in incisi, Kıbrıs'ın en güzel sahilinde, Trikomo Long Beach'te. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek prestijli proje Vista Mare sizleri bekliyor. Havaalanına yarım saat mesafede, ihtişamlı lobisi, dünya lezzetlerinde sunan restoran ve kafeler, alışveriş merkezleri, kapalı açık spor alanları, havuzları, spa, Türk hamamı, spor ve antistres alanları, kapalı otopark, tam donanımlı güvenlik sistemleri, akıllı ev dizaynıyla otel konforunu günlük yaşamın parçası haline dönüştürüyor. Geniş ve kullanışlı daireleri ve her daireye özel teraslarıyla romantik gün doğumu ve mehtap keyfini sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Vista